Merhabalar arkadaşlar. Rom 2 serimize devam ediyoruz. En son nerede kalmıştık? Bir hatırlamamız gerekirse. Biliyorsunuz Selevkoslar bu bölgeden Petra'ya inmişlerdi. Nebatelilerle savaşıyorlardı. Biz de bunu kendimize tehdit olarak görüp Kudüs'teki ordumuzla buradaki Selevkos birimlerini yok etmiştik. Bir yandan da bize karşı isyan edip bağımsızlığını ilan eden Sirenekalara doğru ilerliyorduk. Burada da yeni bir ordu birimi oluşturmaya başlamıştık. Çünkü burada bu ordu tek başına kalacak. Seleukos yukarıdan çok fazla orduyla aşağı yüklenme yapabilir. Yani iki orduyla gelirlerse işimiz çok çok zor olur. Yani imkansız olmasa da zorlaşır. O yüzden burada hemen yeni bir ordu daha oluşturacağız. Bununla tutmaya çalışacağız. Bu arada Sirenaica'yı yok edip bunu da oraya çekebiliriz. Devam edelim turumuza. Bakın dediğim gibi hemen bir ordu buraya geldi. Böyle bir para verseydim belki seninle barışmak isterdim. Ama şu anda istemiyorum yani. Güzel. Nebatiller kedarları serbest bırakmışlar. İnşallah savaşmamışsınızdır. Bunu yapamamıştık. Paramız yoktu. Perslerle anlaşma yapabiliriz. Özgür kalmışlar. Hemen onu bir deneyelim. Seninle savaşmak istemiyoruz hacı. Harika. Yani bazı şeyler var, yamalar var. Bu anlaşmaları çok fazla kolaylaştırıyor ve deli paralar kazanıyorsunuz böyle anlaşmalar yaparken. Ama ben öyle şeyler kullanmayı sevmiyorum. Yani ekonomik olarak ne kadar zorlanırsam oyundan o kadar çok keyif alıyorum arkadaşlar. Biz niye itimatlıya düştük ki? Ne yaptık yani? Ne yanlış yaptık dünyaya karşı? Onu anlamadım. Ticaret yapmıyoruz. Zımlamas onlar var. Belki onlar yapar. Onlar da yapmıyorlar. Yeni Kapadokya'yı keşfettik. Onlarla yapabiliyor muyuz? Onlarla da yapamıyoruz. Sabah'a bir daha deneyelim. Evet arkadaşlar şu an bayağı sıkıntı. Hemen şu orduyu kontrol edelim. 21'lik bir ordusu var. Belki ben bu arkadaşı zehirleyebilirim. Harika. Güzel zarar verdik. Yani ben bu orduyla burada fazla adım olmasına rağmen buna gidemiyorsam
bu adam da o haliyle buraya gidememesi lazım. O yüzden ordumu şuraya çekiyorum. Hemen şunları düzeltelim. Şurada bir ordu yapacağız. Casusumuz iyileşmiş. Bu casus öldüğü zaman çok üzülmüştüm. İyileştiğine sevindim yani. Burada 19 birimlik bir ordusu var. Ve 8 birim gösteriyor ama 4 tane. Bir tane burada garnizon olarak da 8 birimlik bir garnizonu var. Buraya balıkçı yapmış. Biz bunu muhtemelen değiştiririz. Ben onun için şuraya da yapabilirim ama bu tur yapmayacağım. Şuraya asker alayım. Hatta şöyle çekeyim. Burada toplamaya başlayayım. O gıdamız da 5'e düşmüş. Gerçi burada varoşlar olduğu da etkilemiş olabilir ama. Evet, turu devam etmeseydik daha iyiydi. Çünkü tebaamız var. Uyarmadı da. Yani Mısır orada bizim Kıbrıs orada Selevkosları ne kadar oyalarsa biz o kadar iyi toparlanıp yukarı çıkarız. O yüzden şu anda Kıbrıs bizim için çok önemli. Hemen şu tabloya cevap vereyim falan. Yani şimdi rahibelere karşı çıkmak olmaz. Ama vergi aldıkları için, vergi almak istedikleri için birlikte çalışmak da olmaz. Çünkü bu işin iki ucu boklu değnek yani şu anda bence. Biz müsaade edelim. Hem de kendimiz karışmayalım. Eğer halk bir şey yaparsa bizden bilmesin yani. Hem de rahibelerle aramızı iyi tutmuş oluruz. Gördüğünüz gibi bu burada çakılmış kalmış. Ben buna bir sabotaj daha yaparsam 10 numara 5 yıldız olur. Burası toparlandı mı? Toparlanmak üzere. Bakalım burada neyimiz eksik. Şu kılıçlı birimlerle şunlar arasında nasıl bir fark var diye merak ediyorum. Yani iyiymiş aslında kılıçlı birimlerimiz ama kapıda neden direkt öyle perte çıktılar onu hiç bilmiyorum yani. Kadar yapabiliyorum. Eğer bir tur daha burada beklerse buna yürürüz. Al Petra'ya bakalım. Burada da bir kütüphane yapacağım. Aslında burada bir mancınık mı yapsam diye düşündüm ama onun teknolojisini araştırmamışız. O teknolojilerimiz de bitmiş. Mancınık neredeydi? Şurada. 3 tur. Ondan sonra kütüphaneye döneriz. Yani bir tane mancınık yapalım. Elimizin altında olsun.
Ama 3 tur bunu bekletemeyeceğiz. Orası ayrı mesele. O zaman yapmayalım abi. Kütüphane nerede? Burada. Direkt kütüphaneye gidelim. Aslında şundan yapmak istiyorum ama burada zaten asayiş veren bir yer yok. O yüzden bir tane daha şundan yapıp asayişe gidebilirim. Şurada bir kaçak vardı. 8 birimlik. Paramız yok. Şekilde duralım. Ve bir tur daha geçelim. Evet, aşağıda yukarıdan Antakya tarafından bir ordusu yaylandı Seleukos'un. Evet, şu burada bir mevzu patlayacak. Halk içinde suçlayalım. Ya da edelim mi? Bence ezelim. Yani karışmamamıza rağmen bize patladı yani. Neyse. Olur böyle şeyler. Rodos geldi. Rodos'la çok büyük ihtimalle ticaret yaparız diye düşünüyorum. Şöyle bir bakayım. 8, 5, 19. Şurayı bırakabilirim. Yani aslında şurada pusu atabilir miyim diye düşünüyorum. %25. Bence bu adam burayı görmüyor. Her türlü yer pusuyu yani. Tabii adımımız bitmeseydi. Şöyle durmak istiyorum. Hem burayı koruyacağım hem de buraya çökerlerse buraya saldırırım. Şuna bir erzak zehirleme yapayım.
Şu casusumuz efsane çalışıyor resmen. Şuradan bir kritik başarı alacağım. Artık arkadaşlar özellik geldikçe şu ikisine yürüyeceğim. Zaten tarumar oldu yani gördüğünüz gibi hiçbir şey kalmadı. Bir tane de şey yollayalım. Siyasetçi, diplomat yollayalım diyecektim. Yollayamıyoruz. Kimle aramızı düzeltmeye çalışabiliriz? Herkesle aramızı düzeltmeye çalışabiliriz yani. Neyse, ben asker alalım, yollamayalım. Yani Rodos'la bile ticaret yapamıyoruz yani. Bakalım şu okçulardan alalım. Bunlar güzel okçular. Evet, oraya saldırdı. Alsın. Evet, masam onlar da bize savaş ilan ettiler. Barış yapabilirsem yapacağım. Şey de almış olurum. Şunun sadakatini güvenceye alayım. Şu an hiç güvenmiyorum. Hemen casus eylemlerimize devam ediyoruz. Bu sefer başaramadık. Artık bunu takip edebilirim. Ordum da full. Burada bir level var. Şunu hemen yapalım. Artık bu da oldu. Şuradan okçuları alacağım. Çünkü diğerlerini zaten öteki taraftan alabiliyorum. Yürütürüm ondan sonra. Senin başarılı olman lazım. Harika. Şu an buraya yürüyemeyebilir. Buradan arkaya kaçan ordu 5 birimlik. Buraya destek. Bu savaşı yapalım. 900 birimlik bir ordu var. Evet, bu sefer
karşımıza çıktılar. Hatırlarsanız bir önceki savaşta içeride beklemişlerdi. Sanırım yüksekteler onlar. Yani biz biraz daha yokuş tırmanacağız. Ama hepsini yok etme şansımız var şu anda oradaki iki orduyla. O yüzden uçanı kaçanı herkesi kovalayacağız yani. Çok da bir yükseklik yokmuş diyecektim. Ben yüksek demişim. Diğer ordu bu şehrin arka tarafındaydı. Yani bu ralardan çıkması lazım. Dizimimizi yapalım. Singers'lar gelsin şöyle. Şunları yanlardan salacağım. Hatta biraz daha şöyle geride durabilirler. Karşılayanlar kargıcılarım olsun. Moralleri neden bu kadar düşmüş bunların? Kontandan dolayı mı diye düşünüyorum acaba. Şu an çarpışmaya hazırız. Düşman takviyeleri bu bölgeden geliyorlar. Yok, diğer taraftan geliyorlar. Burada hangi birimler var? Sapancılar var. Kargıcılar var. Piyadeler ve süvariler var. Gördüğüm kadarıyla iki tane süvari birimi var. Onlar da komutan. Üç tane de Sapancı birimleri var. Yani biz Sapancı olarak üstün olduğumuz için aslında Sapancıları öne alabiliriz.
Hemen o işlemi yapalım. Şöyle bir ilerletme, onları menzile sokar mı? Evet, artık bana doğru gelsinler. Geriye çekilebilirsiniz siz. Kim tereddüt içinde abi? Bunlar kar gücü. Yani atlıları onların üstüne yollamak büyük saçmalık. Siz şöyle gelip arkadan destek verebilirsiniz. Hatta elmas şeklinde alın. Şöyle şuraya saldırın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, yani adamlarımızın morali olarak çok düşükler. Hemen bayrak çekiyorlar. Yani normalde bu şekilde olmaması lazım. Siz bunu iyice pes ettirin abi.
Tamam, dönün. Buradaki birimlerin işi sanırım bitti. Sen şuraya saldır. Size şuna vurun. Şuradaki iki atlı birimi buradan çıkarayım. Artık. Kaçırmak yok abi, kaçırmak yok abi. Gir gir gir. Siz şunu alın. Devam et, devam et, devam et. Ne kadar imha edersek şu anda o kadar iyi bizim için. Yani hiçbirini kaçırmamamız lazım. Birinizi şöyle alayım. Siz bunlara devam edin abi. Şey özelliğiniz yok. Hızlı, hızlı, hızlı. Şu generali kaçırmamamız lazım özellikle. Ki zaten iki tane general vardı. Biri piyasada yok. O herhalde tüydü. Onu kaçırdık arkadaşlar. Şuraya devam edelim. Adamlar tapagaza kaçıyorlar yani. Hızlandıracağım şu anda. Şöyle devam et. Evet, generali kaçırdık. Bakıyorum. Yani şunları yakalayabilir miyim diye. Onlar büyük ihtimalle onlar da kaçtı. Şurada var biraz. Belki onlardan birkaç tane yakalarım. Siz durdunuz. Gelin şöyle. Evet, herkes kaçtı. Yani ordularının büyük çoğunluğunu imha ettik. Yani bu saatten sonra artık bize oralarda tehdit oluşturabilirler mi? Tabii ki oluşturabilirler. Paralı askerlik oluşturabilirler. Bu adamları ilk birkaç tur içinde ezebilseydik, o zaman bizim için çok daha iyi olurdu yani. Şu an böyle bir şeyle uğraşmak. Bakalım şimdi o büyük ordularını da yıkabilirsek bizim için çok daha iyi olur. O zaman direkt Kirene ile aramızda gerçekten hiçbir şey kalmayacak.
Burayı yağmalamışlar. Talan etmiş adamlar. O noktada bir zararımız var. Şuna zarar vermiştik. Adımları da düşmüştür. Evet, paramız kalmamış. Yapabileceğimiz herhangi bir şey şu an yok. O yüzden dur geçeceğim. Gelirlerimiz de bayağı düşmüş. Neyse ki gıda bolluğumuz yerine gelmiş. Yani kabul etmeyeceğim. Zaten bir ordusunu orada sıkıştırdım. Kıbrıs hiçbir şey göstermiyor. Derken kuş onlara savaş ilan etti. Tabii ki gireceğiz savaşa. Sonra da varış yapacağız. Ama sonları unuttum. Bana sadakat verin abi. Evet, onlar da benim adımımı düşürüp kaçtılar. Ama ben seni rahat bırakmayacağım yani. Kaçarın yok abi. Zehirlemeye devam ediyoruz. Yani şu anda bu bölgeyi tek orduyla tutabiliriz aslında. Zehirlememiz de başarısız oldu. O yüzden şu orduyu buraya çekebilirim. Bununla da bir İskenderiye'ye doğru gidip şu orduyu hemen indirmeye çalışabilirim. Unutmadan şu barış anlaşmalarımızı yapalım. O bunlardan güzel para alacağız. 2500 vermiyorsun. 2000 verirsin ama. Ya da şöyle yapalım. Yani sen bana para verme ama ticaret yapalım. Tamam. Ver 1600. Ticaret yapmak istemiyorsan. Kuş. Tam da bir ödeme alalım. Harika. Kedarlar var. Bu arada yani bunlar askeri müttefikler.
Rodos'la falan hala ticaret yapamıyoruz. Ama şu Sur'u aldığımız zaman çok büyük ihtimalle buradaki cevherden dolayı bizimle çoğu yer ticaret yapmak isteyecektir diye düşünüyorum. Burada bir ordu var. Mesilimiz Zehirli abi. Gönül rahatlığıyla bu adamlara dalabiliriz şu an. Paramız da gani. Şu ordumuzda eksik yok. Buraya yatırım yapabiliriz. Ve şurada bir varoş vardı galiba. Şu varoşu da hemen şey yapalım. Bunu da büyütelim. Askeri bina da büyütebiliyoruz. Ben şunu yapacağım artık. Gıda sıkıntım yok. Ama ordu birimi bir tur daha bekleyebilir bence. Şunu yapalım, zenginliğimiz olsun. Bir tane rütbemiz var. Uruk Bey'i de verdik mi bu adam efsane olacak. Galiba bir 30 dakikalık falan bir video, 30 dakikadan fazla video çektik. Burada asayiş işi vardı sanırım. Şimdi şurada 3 birimlik bir ordu var. Bizim burada garnizonumuz pert durumda. Yani o yüzden hem görevi yapmak adına hem de şurada bir ordu kurup şurayı sağlama alalım. O buranın asayişi çok kötü. Buraya bir yönetici atamamız lazım artık. Bu mevsimde bir cenabetlik var. Adam
Sürekli yaralanıyor yani. Evet, teknoloji olarak da şu üçüncüleri açmamız iyi olabilir. Yani gıdamız şu anki eyaletlerimize göre gayet yeterli. Bu bayağı bir gelirimizi arttıracaktır. Aslında felsefe kasıp asayiş de getirebilir ama şu an ciddi anlamda az gelirimiz var. Ticaret de yapamıyoruz. Ticaret yapabilsek iyi durumda olabilirdi ama maalesef. Sen böyle gel. Evet, burada Kıbrıs bir atak peşinde. Bir tur daha atlayalım, görelim neler olacak. Bu şekilde belki şu an seninle uğraşmamayı düşünebilirdim ama istemiyorum. Bunu otomatik geçelim. Köle yapalım abi. Belki ekonomimize katkı sağlarlar. Persler bize savaş ilan etti. Tebaamız gün kazanıyor. Bakalım. Genişletin abi. Para kazanacaksak. Artık bunu kaldırabiliriz. Şunu yapmak istiyorum. Kütüphanem de gelmiş. Ama kütüphane bekleyebilir. Bir tur daha geçeceğim. Hemen şekilde.
Orada bir Selevkos girişimi var. İlginç bir şekilde önüme geldiler. Siyasete bakalım. Perslerle bir anlaşma yapalım. Nasıl yapacağız ama? Sanki en son bize savaş ilan etmişlerdi. Sanırım yok oldular. Aynen. Bu adamları Rodos'a yollamak istiyorum. Artık bir şekilde ticaret yapıp gelir elde etmemiz lazım. Şuraya da bir kütüphane yapalım. Bunu yapamıyoruz, yine paramız kalmadı. Evet, burada bir ordu vardı. Ben ona karşı şöyle bir önlem alıyorum. Yani burada biraz bu adamların işini kolaylaştırabilirim ama şu an arkam boş olduğu için Casum'la elimden geldiği kadar yavaşlatmaya çalışacağım şeyi. Şurası da bize büyük bir tehdit. Bunlar askeri ittifaklar ve buradan sürekli geliyorlar. Artık bir dahaki bölümde bunlara karşı bir şeyler yapmaya çalışacağız. Şimdilik burada duralım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Herkese iyi günler. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.